Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dandilen. Bugün sizlere alt yüz germe, boyun germe, neck lift uygulamasından bahsetmek istiyorum. Özellikle bazı bireylerin orta yüzünde elmacık kemikleri yüksek olduğu için ya da kaşlarında hiçbir problem yok ise sadece alt yüz bölgesindeki sarkmaların o kişiye yaşlı bir görüntü verdiğini ve özellikle boyun bölgesinde aşağı doğru sarkmış olan böyle dokuların o kişinin hakikaten gıdı bölgesinin, çene bölgesindeki sarkmaların kişiye yaşlı bir ifade verdiğini belirtmek isterim. Bu tip problem olan çok hastayla karşılaşıyorum. Bu tip hastalar bize geldiğinde özellikle işte kendi elleriyle çekerek ben yüzümde şöyle bir görüntü istiyorum, şöyle bir gerginlik istiyorum ya da boyumdaki şu bantlardan kullanmak istiyorum diyen hastalarla karşılaşıyoruz. Eğer hasta kilolu bir hasta ise bu tip hastalarda sadece germe işleminin yetmediğini, beraberinde yağ almanın da gerektiğini, bunu bazen açık bir şekilde çene altına girdiğimiz kesilerden açık yağ alma teknikleri kullandığımızı, bazı hastalarda liposuction'la kombine ettiğimizi, beraberinde platizma dediğimiz boyun altındaki kaslarda sıkılaşma, yine tükürük bezi kanallarında büyüklük varsa onların düzeltilmesi, yine fazlalık olan dokuların çıkarılarak boynu daha gergin ve alttaki yüz bölgesindeki sarkık olan yerleri de gererek çok daha genç, çok daha canlı bir ifadeye kavuşturabildiğimizin bilinmesini isteriz. Bu tip ameliyatlar genellikle kulak önünden başlayıp kulak arkasına doğru kulağın içinde diye söylenilen, aslında kulağın hemen dibinden yapılan kesilerle gerçekleştirildiğini, bu tip izlerin zaman içerisinde belirginliğinin azaldığını ve özellikle fazla derisi olan, fazla sarkıklı olan hastaların başka bir teknikle düzeltilemediğini, bunların ip askılarla ya da liposuction'la ya da çeşitli teknolojik cihazlarla düzeltilemeyecek sarkıklıklar olduğunu bilmek gerekiyor. Tabii bu tip uygulamalar yaklaşık olarak 1-1,5 saatli bir ameliyat süresi içerisinde zaman zaman genel anestezi, zaman zaman lokal anestezi altında gerçekleştirilebilen, tabii sağlık sorunları önceden bertaraf edilmiş hastalar için gerçekleştiğinin bilinmesini isteriz. Eğer hastanın izole problemi bunlaysa sadece bunları yapıyoruz. Beraberinde bizim halkımızda özellikle ciddi anlamda çene ucu problemleriyle karşılaşıyoruz. Hastalarda çene küçüklüğü hakikaten siz ne kadar gererseniz gerin oradaki efektinizi tam net olarak gösteremiyor. Aynı ameliyat esnasında çene ucunda bir restorasyon, yeni bir şekillenme yapmak da mümkün olabiliyor. Böylelikle en iyi sonuçları almış oluyorsunuz. Tabii ki bu alt yüz germe işleminde de bizim sadece o bölgedeki astar dokusunu sıkılaştırmamızın yetmediğini, yani smas plikasyonu tekniklerinin yetmediğini, bu tip hastalarda yüzün alttaki kemik dokuyla olan bir takım ligaman dediğimiz bağ dokuları olduğunu ve bu bölgelerdeki bağ dokularının gevşetilerek asılması gereken, yani derin plan bir alt yüz germe estetiğiyle bu tip uygulamaların çok daha kalıcı, çok daha efektif bir şekilde uygulanabildiğinden bahsetmek isterim. Tabii ki bu uygulamalar hastanın alt yüzünü düzeltir, boynunu düzeltir, gerekirse çenesine koyduğunuz yağ ya da implant uygulamalarıyla çok daha efektif bir hale gelir. Fakat periaralar bölge dediğimiz, yani dudak çevresi bölgesindeki gençleşmeyi sağlamak için ise beraberinde deriye yönelik olarak bir takım peeling uygulamaları, ki bu lazerle ya da dermabrazyon dediğimiz mekanik peeling uygulamalarıyla gerçekleşebiliyor. Yine hastanın yüzde volümetrik bir kaybı varsa beraberinde yağ enjeksiyonu dediğimiz fat transferleri uygulamalarıyla da çok daha efektif, çok daha etkileyici ve güzel görüntülere kavuşmanız mümkün olabiliyor. Ameliyat dediğim gibi lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebiliyor. Hastanın bir gün hastanede kalması yeterli oluyor. Böyle bir işlem yaptıracak kişilerin de 10 ila 15 gün kadar muhakkak kendilerini ayıracakları zamanlarının olması gerektiğini, işlem sonrası bir korse kullanımının da gerekli olduğunu söyleyerek sözlerimi burada noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, çok teşekkürler.